Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. ABD'den gelen haber üzerine konuşurken devamında tabii her videoda olduğu gibi eğer vaktimiz kalırsa alınabilecek Web3 altcoin'leri listesinde ilerlemeye çalışacağız diye. Şimdi Joe Biden geçici bir tavan borç anlaşmasına vardı diyor. Bu borç tavanı muhabbeti biliyorsunuz ki başımızı ağrıtan en büyük olaylardan bir tanesiydi. Zaten çok ciddi bir belirsizlik dönemecinden geçiyoruz. Oldukça radikal bir sürecin içerisindeyiz. Halihazırda bir süreç var ki ayın 14'üne kadar şu an bakınız ne gelecek. Karşımızda bir haftalık kapanış gerçekleşti. Hemen ardından şu an bir aylık kapanışa gidiyoruz. Günler sonra bir haftalık kapanış gelecek. Bütün bunlarla beraber piyasa içerisinde yeni Fed yetkililerinin konuşmaları bekleniyor. Yine veriler bekleniyor. Bütün bunlar da tabii ki piyasada ne yapıyor? Bu bilinmezlik ortamını devam ettiriyor mevzu bahis tarihlere kadar. Asıl önemli olan da ayın 13'ünde ABD TÜFE verisi açıklanacak ki bu çok 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 radikal bir olay olacak. Hemen ertesi gün Fed faiz kararını açıklayacak. Evet, bu bilinmezlik ve bu kadar radikal bir ortam içerisinde tabii ki epey bir piyasanın başını ağrıttı. Bütün bunların içinde de bir borç tavanı muhabbeti vardı ve bu kriz ortamı da piyasayı epey bir etkiliyordu. Şu anda bunun kısmen de olsa çözülmüş olması zaten en son gördüğümüz şu hareketi bizim doğrudan karşımıza getirdi. Yani Bitcoin çok sıkı, güçlü bir yön yukarı pump hareketi aniden gerçekleştirerek ortalama bir hafta 10 gün önce konuştuğumuz 28,5 seviyelerine kadar bir değme gerçekleştirdi. Burada unutulmaması gereken bir mesele ki gün içerisinde de bunu değerlendirdik. Şu anda 28,5'ları kırması ve istikrarlı bir yükselişe oturması çok çok zor olacaktır. Mevcut sürece rağmen geri çekilmenin belirttiğimiz Haziran ortasındaki tarihlere kadar geri çekilip akümülasyonunu devam ettirmesini bekliyoruz. O yüzden bir FOMO'ya kapılmamak gerekiyor. Joe Biden geçici bir tavan borç anlaşmasına vardı. Raporlara göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden geçici bir ABD borç tavanı anlaşmasına ulaştı. Yaşanan gelişme Haziran ayı başında olası bir temerrüde düşme endişeleri sebebiyle gerçekleşti. Biden ABD Kongresi'ni anlaşmayı hızla geçirmeye çağırdı. Raporlara göre Biden ve Temsilciler Meclisi çoğunluk lideri Kevin McCarthy, federal hükümetin trilyonlarca dolarlık borç tavanını yükseltmek için ilkede anlaşmaya vardı. Joe Biden temerrüt endişeleri devam ederken diyor tavan borç anlaşmasına vardı. Biden ve McCarthy arasında yapılan 27 Mayıs tarihli bir telefon görüşmesinin ardından 31,4 trilyon dolarlık borç tavanını geçici olarak yükseltmeye yönelik bir anlaşma sağlandığı bildirildi. Biden, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bir ilkede anlaşma olduğunu doğrulayarak bu anlaşmanın diyor ABD'yi yıkıcı bir temerrüde düşmekten koruyacağını belirtti. Biden anlaşmanın ertesi gün ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu'na sunulacağını her iki meclisin de anlaşmayı hızla geçirmesi çağrısında bulundu. Evet. Yani an itibariyle ABD tarafının şöyle bir eli rahatladı diye görebiliyoruz ki bu Fed'in üzerinde de biliyorsunuz inanılmaz derecede bir baskı oluşturuyordu ve çok ciddi sıkıntılara da aynı şekilde yol açabilirdi. Temerrüde düşme dediğimiz olay bu sıkıntıyı maalesef uzun bir süre daha devam ettirebilir. Neyse şuraları da okuyalım. McCarthy ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Biden'ın zamanını boşa harcadığını ve aylarca müzakere etmeyi reddettiğini iddia ederek anlaşmayı prensipte doğruladı. Anlaşmanın kesin ayrıntıları henüz tam olarak bilinmese de Reuters'ın bildirdiğine göre ABD hükümeti önümüzdeki 2 yıl için harcamalarını sınırlayarak bir anlaşmaya vardı. Konuya aşina bir kaynağa göre müzakereciler savunma dışı ihtiyari harcamaları 2023 seviyelerinde tutmayı ve 2025'te %1 arttırmayı kabul etmişlerdir. Burada şunu görebiliyoruz. Bir kere sınırlandırma ve biz genel duruma baktığımız zaman ABD tarafı tabii ki bunu kısmak zorunda. Çünkü bir giderleri doğrultusunda eğer borç tavanı bakın
borç tavanı düşük olduğu vakitler içerisinde aynı zamanda mevcut koşullar yani yüksek harcamalar yapılırsa bunun sonucu nedir? Bunun sonucu pandemide ne olduysa odur. Yani dolar basmaktır. Dolayısıyla enflasyondur. Enflasyon dolayısıyla faizde artıştır. Bu aslında şey bu. Bunu bu şekilde karşınızda görselleştirebilirsiniz. Şu an içerisinde borç tavanında bir yükseltme yapıldı ve elleri rahatladı. Aynı zamanda tabii ki bir sınırlandırmaya gidildi. Yani dolar basmaya giden bu yolda ve bu kritik eşiğe doğru gidilirken aslında ne yapıldı? Bu süreç içerisinde durum kontrol altına alınmış oldu. Dolayısıyla biraz daha rahat bir şekilde uzun vadedeki süreci tamamlayabileceğimiz bir yapıyı karşımıza getiriyor. Bu anlaşma ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın 1 Haziran'da temerrüde düşme riski konusunda uyarıda bulunmasının ve Kongre'yi mümkün olan en kısa sürede harekete geçmeye çağırmasının ardından gerçekleşti. Ayrıca ABD Kongre Bütçe Ofisi'nin yayınladığı bir rapor, borç tavanının değişmeden kalması durumunda Haziran ayının ilk 2 haftasında hükümetin ödemeleri yapamayacak hale geleceği gibi önemli bir risk olduğunu vurguladı. Heh, işte ben bundan bahsediyorum. Ödemeyi yapamıyorsun. Ödeme yapabilmen için dolar basman lazım. Dolayısıyla enflasyonda artış ihtimali, artış sıkıntısı doğacaktır. O zaman sar baştan. Yine faiz artışı vesaire, tamam mı? Sıkıntılar buradan doğuyordu. Fakat mevcut hareket gerçekleştiği için artık piyasada da bir rahatladık gibi gözüküyor. Bunlardan bir diğeri injection. Zaten yine sağlam Web3 coinlerinden bir tanesi. Bakın kısa sürede 10-15x'lik yükselişler yapmıştır. ING çok sağlamdır. Portföyde bulundurulabilir ama ben girmediyseniz bu dakika ING'ye girmeyi çok önermiyorum. Çünkü zaten inanılmaz derecede şişti. Tamam mı? BTT, ya BTT'nin artık ben BTT'yi ya şu saatten sonra yatırım yapmaya çok değer bir coin olduğunu düşünmüyorum, onu söyleyeyim. Çünkü evet bir Web3 projesi, Filecoin gibi bir veri depolama aracıdır. Fakat özellikle Tron'a geçiş ve markalaşmadan sonra oldukça kaydığını gördük. Aynı vizyondan değerlendirirsek mesela Phil dururken yatırımcı BTT'yi çok fazla tercih etmeyecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla evet önceden iyiydi. Fakat markalaşmadan sonra ne yazık ki bu şekilde bozulmalar meydana gelmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.